Merhaba arkadaşlar, Selim diye bir arkadaşımız 1000-2000 TL arası bir kask önerisi istemiş. Hani bunun spor naked veya scooter veya touring olup olmadığını yazmamış. O yüzden ben hani birkaç tane hani üst öneri de verebilirim. Shoei NXR gibi, Shoei GT Air gibi farklı örnekler de verebilirim. Naked, touring gibi motorlarda kullanılabilecek. İki tane kask önerisi verebilirim. Bu tarafı farklı tutuyorum. Bunları başka bir tanıtımda başka bir arkadaş için göstereceğim. Onun için de hani farklı farklı video çekmeyeceğim. Onu da bu tanıtımın içine koyacağım. Next SX100 kaskı zaten biliyorsunuz. Daha önceden de zaten defalarca tanıtmıştım. Rahat kullanışlı bir kask ama hani bunun iç yapısından çok, Kaberg'in iç yapısını daha çok seviyorum. Kaberg'in Drift modeli veya işte Ego modeli gibi modeller alınabilir. Bu full artı full geliyor. Full artı full ne demek? Pin lokuyla beraber, işte çene bağlantısıyla beraber, işte spreyiyle, yağıyla beraber, hepsiyle beraber geliyor. Intercom içinde hazır şekilde şurasında bir tane eklenti yeri var. Güneş vizörlü bir kask bu. Peki Kaberg Ego nasıl bir kask derseniz, Kaberg Ego'da yine yaklaşık aynı özelliklerde, yine çene pedi, işte bağlantısı ama iç pedleri bence daha iyi olan bir kask. Drift'in de bence çene ped, yani çene pedi diyorum, iç pedleri daha güzel bir kask. Bunları önerebilirim Selim. Onun dışında dediğim gibi GT Air hani biraz daha naked ve touring scooter kullanımına uygun. NXR modeli, QVS modeli gibi modeller biraz daha spor sürüşe uygun, onlardan alabilirsin. Umut arkadaşımız da demiş ki işte Ben 50-125 için 3000 TL'ye bir ekipman dizebilir misin? Biraz önce bir arkadaşıma işte böyle böyle bir ekipman dizdim FSJ 400 için. Onu tabi başka videoda göreceğin için bu videoyu tabi sonradan göreceksin. Ondan alabilirsin, onun önerilerinden, ekipmanlarından yararlanabilirsin. Ama ben yine de ufak bir tanıtım yapayım. 3000 lira istediğin için Bell Qualifier'ı öneriyorum sana. Bakış açısı geniş, Double DB bağlantıya sahip, iç pedleri gerçekten daha iyi oturuyor. Polikarbon bir dış yapısı var. Eğer polikarbon bir kask almak istiyorsan 1200 liraya, 1300 liraya, 1500 liraya çıkman gerekiyor. Onun için de hani Next alabilirsin. Daha üstte de çıkmak istiyorsan yine LSK-FF396-FT2 Tron alabilirsin. O kaslardan alabilirsin, kullanabilirsin. Ben daha önceki tanıtımda şu montu tavsiye etmiştim. Bu montun beyazı ve taba renklisi var. Onlar benim hoşuma gidiyor. Bu Revit'in Eclipse modeli. Rika Airstream alabilirsin 4 mevsim olması için. Ben 50 gerçekten güzel bir motor. KTM-125'leri de ben gerçekten seviyorum. Onlar için de bir öneri yapmıştım. Onlar için de bir öneri var kanalımızda. Onu da seyredebilirsin. Ben bunun altına benim önerdiklerimi yazacağım. İşte hani bunların fiyatlarını da, önerdiğim diğer kaskların fiyatlarını da bunun altına yazacağım. Revit Fly 2 eldiven alabilirsin. Vexon'un eldivenlerinden alabilirsin. Onları da detaylarıyla altında yazacağım ve altına açıklamalarıyla beraber koyacağım. Yani bu kaskların yanında, bu montun yanında işte Revit Fly 2 eldiven alabilirsin. Revit Fly 2 eldivenden daha uygun bir eldiven istiyorsan Vexo bir eldiven alabilirsin veya işte Vexo'nun daha uygun fiyatlı olan eldivenlerin linklerini ben paylaşacağım, onlardan alabilirsin. Pantolon olarak ben Tech90 öneriyorum. Tech90 çünkü hani baharlık ve yazlık model, eğer kışlık bir modeli almak istiyorsan Arma, Vectorel, Vika gibi markaların pantolonlarını alabilirsin. Tech90'ları niye öneriyorum daha önceden de açıkladım, daha önceki videoda da var zaten. Bunun kalça koruması var, disk koruması var ve Kevlar koruması var belli bir yere kadar. Ön tarafı bu şekilde perma ağırlık olarak kapanıyor ve aynı zamanda şurada normal bir kot görünümünde ve şurada da bir tane düğmesi var. Dikişleri özel olduğu için hoştur ve kullanımı kolaydır. Aynı zamanda normal bir kot gibi gün içinde de giyip içindeki dizliği, kalça korumasını çıkartıp kullanabilirsin. Bot olarak da önerebileceğim Rockwell'in bu botu var. Bu bot gerçekten iyi. Bence hani birçok sürüşe, naked sürüşüne de
hoş gidiyor. Eğer spor modelini almak istiyorsan onun spor modelinin linkini ben ekleyeceğim aşağıya. Bunları niye tavsiye ediyorum? Daha önceki videoda niye tavsiye ettiğimi zaten paylaşmıştım. Burun, topuk ve bilek koruması var. Aynı zamanda bağcıklı gibi görünse de üstten cırt cırtlı bir model. Terlediğinde de ayağının iç tarafına çok fazla teri hissettirmeyecek şekilde yapılmış. Ama rüzgar ve yağmur geçirmesi kısmen yarımdır. Nedeni de yazlık olmasıdır. Eğer ben hani yazlık almak istemiyorum dersen spor modellerinden veya bunun kışlık modellerinden alabilirsin. Onun linkini de aşağıya ekleyeceğim. Sezer diye bir arkadaşımız scooter için uygun fiyatlı kask önerisi istemiş. Uygun fiyatlı kask önerisi yine bel qualifier olabilir. Daha da uygun fiyatlı istiyorsan LS2'nin Rapid modelini alabilirsin. 1400 gramlık EC2205 sertifikasına sahip. Havalandırması fena olmayan ama uygun fiyatlı derken bunun da tabii ki polikarbon bir dış yüzeyi var. Polikarbon dış yüzeyleri biliyorsunuz ben hani çok fazla önermiyorum. Ama dersin ki benim param buna yetiyor, benim bütçem bu kadar, bunu alabilirsin. Ama benim önerdiğim en azından LS2'nin FF396 fiberglass dış yapıya sahip bir kaskını alman. Bu da alınabilir tabii ki. Tabii mikrometrik bağlantısı var. Bunun da boynu gerçekten iyi oturuyor. Bu da alınabilir ve kullanılabilir. Diğer arkadaşların isteklerine geçeceğim. Bir tane Cem diye bir arkadaş var, benim adaşım. Demiş ki 3500 TL'ye Spor Naked Scooter'a hepsine uygun bir kask var mı? Böyle bir kask yok Cem. Spor sürüşle naked sürüşün havalandırma, kaskların üstündeki havalandırma farkı var. Spor sürüşün havalandırmaları değişik yerdeyken naked ve scooter için sürüşte havalandırma kanalları biraz daha farklı ve görüş açısı biraz daha farklı. Bir tanesinin biraz daha yatay bir görüş açıya sahipken bir tanesi biraz daha dikey bir açıya sahip. Hani böyle açıklayabilirim. Birkaç daha örnek vereceğim. Abdullah diye bir arkadaşımız demiş ki BWS 125 için NexVet 2 kask olur mu? Bence NexVet 2 kask almam. Hani o biraz daha ne denir? Böyle tamam o da naked'ları olur. Touring'lere de olabilir. Ama hani scooter'lara uygun bence Nex SX100 daha iyi olacaktır. Hem de daha uygun fiyatlı. Bunu alabilirsin. Bir de bir arkadaşımız vardı. Revit Torque'un yerine ne olabilir demişti. İsmail diye bir arkadaşımız. Ona da bir tane örnek vermiştim. Revit Torque'un modeli hoşuna gitmişti. Revit Torque yerine eğer yazlık olacaksa yine Revit Eclipse'in beyaz modeli alınabilir. Ama 4 mevsimlik bir şey istiyorsan Rika Airstream, Rika Boomerang gibi montlar olabilir. Çünkü onların ölçüleri sitemizde, sayfamızda var ve elimizde de var. İstersen gelip mağazadan bakabilirsin. Young Rider diye bir arkadaşımız spor sürüşe uygun kask istemiş. Spor sürüşe uygun bel qualifier verebiliriz. Nex SX100 verebiliriz. Nex SX100 verebiliriz ama biraz daha hani scooter'a falan daha uygun galiba. Evet, biraz daha dik oturuş pozisyonuna daha uygun. Evet, bir de hani biraz daha üst model olarak NXR verebiliriz. Evet. Başka spor kask ne verebiliriz? Tabii daha üst üst modelleri var. Arai'nin modelleri var. Arai Rebel vardı galiba. Evet. Arai Rebel var. Onları da verebiliriz. Yani hani senin bütçen yükseldikçe kask istediğin bir kaskı alabilirsin. Linkleri ben zaten ekleyeceğim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Daha birçok istek var. 600 liraya bir kask önerisi istemiş. Bir arkadaşımız LS2 Rapid verebiliriz, LS2 FF353 veya FF352 gibi bir kask önerebilirim. Davut diye arkadaşımız da Honda Spacey 110 için kask önerisi istemiş benden. Yine Honda Spacey için Nex SX100'ü verebilirim. Bel Qualifier olabilir. Uygun fiyatlı, çok uygun fiyatlı bir şey istiyorsan yine LS2 FF352, LS2 FF353 ve Rapid modeli, Strobe modeli gibi modeller olabilir. Bunlarla beraber giymek için uygun fiyatlı mont istiyorsanız Venom'un bu modeli olabilir. Çünkü bu hani baharlık bir model, kışlık bir model değil. Kışlık modelli olması için biraz daha hani iç dokusunun, iç astarının olması lazım. Bunun iç astarı yok. İç tarafı tamamen file dokudan oluşma ama dış tarafında file doku olmadığı için yazın gerçekten terletecektir.
Bu olabilir çünkü arkasında bir sırt korumayla geliyor. Onun zaten videosunu daha paylaşmıştım. Bu videonun sonuna falan eklerim. Bir kapşonu var. Yüksek kapanıyor. Yüksek şurası tamamen yüksek yapılmış. O yüzden de hani rüzgar geçirmeyecek ama kışın sizi üşütecektir. İçine termal giyin ve bir rüzgarlık giyerseniz kışın idare edebilir. Bileklerinde bir tane cırt cırt var ama bilekleri biraz açık ve lastikli değil. Bunu da hatırlatayım. Mehmet arkadaşım 1000-1500 lira arası iyi dış kabuğa sahip kasklar var mı demiş. Bence FF397 LSK'nin bir kaskı FF397 alınabilir. Eski FF397'nin dış kabuğu gerçekten iyidir. Vultur alınabilir. Fiber kompozit bir yapıya sahip olan Nex Vultur'u önerebilirim. Çene açılır bir kask olduğunu belirteyim. Hani ona göre alın diye. Onun üst seviyesinde olan kasklar, hani bunun bu kaskı, Nex kaskı ben sevmiyorum, LSK'i almak istiyorum derseniz yine fiber yapıya sahip, fiberglass bir yapıya sahip LSK FF396 alabilirsiniz, onu kullanabilirsiniz. Daha da üst fiyatlara sahip olan bir kask almak istiyorsan spor sürüşler için NXR, Shoei NXR, Shoei GTR scooter sürüşlerine, touring naked sürüşlerine uygun. Yine Shoei'nin Q-West modellerini alabilirsiniz. Onlardan kullanabilirsiniz. Bu uzun bir yayın oldu arkadaşlar. Birçok kişiye hani örnek vermeye çalıştım. Sizin hem sorularınızı videoda da cevaplamaya çalıştım. Sorularınızı aşağıya yazarsanız zaman oldukça video çekip paylaşmaya çalışıyorum. Mağazamız biliyorsunuz İstanbul Bostancı Büyük Kartal Sokak'ta. Total benzin istasyonunun hemen karşısındayız. Önümüzde park yeri var. Rahat rahat alışveriş yapabilecek ve motorlarınızı güvenle park edebileceğiniz yerimiz var. Hepinize iyi sürüşler.